Evet, kıymetli izleyiciler, şu anda Trabzon'un Araklı ilçesindeyiz. Araklı ilçesinde bugün Gaziler Günü, dolayısıyla Kıbrıs gazilerimizle bir araya geldik ve Kıbrıs gazilerimizin gerçekten vatan bayrak sevgisini sizlerle birlikte dinlemeye hazırız. Biz Kıbrıs gazilerimizi önce sizlere tanıtmak istiyoruz ve sonrasında da hatıralarını sizlerle birlikte dinlemek istiyoruz. Evet, kolay gelsin, sizi tanıyalım. Ahmet Özbakır. Ahmet Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Kıbrıs'ta neredeydiniz ve Kıbrıs hatıralarınızdan bahseder misiniz? Şimdi Kıbrıs'ta, Türkiye'de Siirt 1. Jandarma Komando taburundaydım. Orada görev yapıyordum. Orada bir akşam üzeriydi. Alarm çaldı. Toplandılar. Nereye gidiyoruz? Kıbrıs'a gidiyoruz. Yaşımız 21. Ha, öleceğiz, kalacağız. O dönemde öyle herhangi bir şeyimiz yok. O akşam bu gelen cephaneleri falan söylüyorum, değil mi? O akşam taburun hazırlığı, mesela silah, cephanesi, şusu busu geldi. Her şeyimizi tamamladık. Sabah saat 5'te Unimoglara bindik. 500 kişi zaten bizim jandarma komando tabloyu. Unimoglara bizi aldılar. Batman Havalimanı'na götürdüler. Oradan uçaklara koydular. İki tane uçak kalktı oradan. Adana Havalimanı'na. Oradaki o insanlar, oranın halkı, işte bizim ne ihtiyacımız var, ne noksanımız var, askersiniz. İşte bir sevgi gösterisiyle karşılaştık. Oradan tekrar otobüslere bindirdiler. Mersin Ovacık'a. Ovacık'ta birer kahvaltı verdiler bize. Kahvaltımız da peksimet ve barbunya. Başka herhangi bir şey yok. Bir iki saat orada kaldıktan sonra Ovacık'tan 50 tane helikopterle beraber Kıbrıs adasına hareket ettik. O günün helikopterleri personelle beraber 12 kişi alıyordu. 50 helikopter anında kalktık, Kıbrıs'a hareket ettik. Kıbrıs'ın Karaoğlan Şehitliği yakında bir vadiye indik. Tabii biz oraları bilmiyoruz. Türkiye'den gittik oraya. Orada 2. Jandarma Tabur komutanı geldi, bize şöyle bir konuşma yaptı, bizi cesaretlendirdi. Oradan bizi otobüslere koydular, bilinmeyen bir ormanın içerisine götürdüler. Biz bir yer bilmiyoruz. Ormanın içerisinde o akşam mevzilerde kaldık. Ama o akşam şöyle tarif edeyim, bir ateş altında kaldık. Başımızda 50 kişi nöbet tutuyordu. Sabahleyin kalktık oradan. Unimoglarla beraber Girne'ye, Girne'den de beş parmak dağları eteğine çıktık. Orada mevzilere yerleştik. 3 gün, 5 gün orada kaldık. Kendim telsizciydim. Silahım MP5. Tabur komutanımız vardı, Bekir Sitki Tüncer. Duruyorsa kulakları çınlasın. Onunla beraber mevzide kalıyorduk. Yani böyle haberleşmeyi, diğer birliklerle beraber irtibatı sağlıyorduk. İşte gündüzleri mevzilerde kalıyorduk. Ara ara karşı taraftar Rumlar mevzilerinden bizleri şöyle gözetliyorlardı ve gece ateş ediyorlardı. Daha sonra böyle ne güzel, böyle tane tane hatıra, yani hatırlamanız çok güzel. Demek ki sizde ya çok güzel bir... noksanlarımızda Yok yok varsa kimse estağfurullah. şey yapmasın. Yok Yani yok bizim estağfurullah. yaşımız 70. 70 Biliyor musun? maşallah, evet. Orada su yok, yemek yok, ekmek yok. Yani bunları dediğin zaman bu savaşa girmeyenler bilmez. Ne zaman girer yaşarlarsa o zaman anlarlar. İnanın su bile yok. Beş parmak dağlarında bir tane su deposu var. Onun da Rumlar içerisine zehir atmışlar. Su kesinlikle yasak. İnanın liman suyu çok yedik orada yani. Çok güzel. Liman suyu Çok çok güzel. yedik orada.
Ve buradan Kıbrıs'taki o hatıralarınızla birlikte Kıbrıs gazileri ile ilgili, yani Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj vermek ister misiniz? Vallahi şimdi şunu söyleyeyim, yani Kıbrıs gazileri olarak hepimiz birlik, beraberlik içerisinde savunmamızı yaptık. Ne üzerimize düşüyorsa onu yaptık. Bu savaş şeysini anlatmayayım mı? Savaşa girdi burada, onu anlatmayalım Ya mı? evet, ona da anlatın, İşte ona da yani buyurun, buyurun. oradan Beşparmak Dağları'nın Defkoşa'ya bakan semtine geçtik. Oradan yukarı giderken yanlışlıkla yer bilmiyoruz ya. Biz Rumların alayının içerisine düştük. Evet. Rumların alayının içerisine düştük. Oradan kendimizi ateş ederek kurtardık. Yukarıda şey vardı, Rumların birlikleri vardı. O birlikleri almıştık. Orada bir akşam, üç akşam şey yaptık, kaldık. Ondan sonra oradan gece saat sabaha karşı saat 5'te oradan savaş başladı. İşte nasıl tarif edeyim? Uçaklar havadan, gemiler denizden, toptan arkadan harekete başladık. Şimdi orada Rumlar kendileri mevzide kendilerini savunuyor. Biz onlara karşı açıktan gidiyoruz. Yani böyle hani bizim böyle kendimiz olduğumuz yerden savunma diye bir lüksümüz yok. Orada ondan sonra savaş başladı. İşte Göçerli Köyü denen bir yerdeydik biz. Beşparmak Dağları'ndan ileriye doğru giderken. Biz de şimdi komando olduğumuz için en önde bizdik. Arkamızda bir iki takviye daha var. Onların en sondaki şiyeler, o Karaca bölüğünde olanlar. Savaş esnasında ben yara aldım. Yara aldım. Akşam üzeri beni şeye koydular, sen söyle. Şediye'ye koydular, oradan aşağıya. Lefkoşa Sadır Hastane vardı, 60 yataklı Sadır Hastane vardı. Beni orada ameliyat ettiler, oradan Adana'ya gönderdiler. Adana'da bir akşam kaldım. Ondan sonra Gülhane'ye gönderdiler. 90 gün orada yattım. Yaram, karaciğer, diyaframa yırtığı ve ayrıca şanaklar parçası halen daha duruyor. Ondan sonra da işte Allah'a şükürler olsun. Kaç yıl oldu? 46 yıl oldu herhalde. 46 yıl. 46 yıl oldu. 46 yıldan beri de yaşıyoruz. Adana'da ben bir akşam kaldığım zaman doktorlar toplandı. Dediler ki bu burada bir akşam kalırsa yaşamaz. Ama Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki yaşadık, yaşıyoruz. Onların askerleri de şunu söyleyeyim, savaşacak tipte değiller. Mevzilerinde onları biz teslim aldığımız zaman, bazı tüfeğini atar, elini kaldırır, teslim olurdu. Onları esirler kampına geriye gönderirdik. Diğerleri de orada, içkinin her çeşidi mevzilerinde vardı. Efendim, bütün eğlence için ne varsa hepsi mevzilerinde vardı. Ama bizde öyle bir şey yoktu. Biz bütün elbiselerimizle beraber mevzilerde yatardık. Allah'ıma şükürler olsun kardeş. 45 yıl oldu. Yaşıyoruz. Bütün gazi arkadaşlarımın ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel insan. Evet. Bilmem iyi oldu mu İbrahim? Hemen sizi tanıyalım efendim. Mehmet Salih Kibar. Mehmet Bey, Kıbrıs gazisi olarak kendinizi bir tanıtır mısınız? Ondan sonra böyle unutamadığınız bir Kıbrıs hatırası vardır. 46 yıl önceye bizi getirir misiniz? Şimdi ben 39. Tümen Çeşit Bölümünde tank savcısı olarak görev yapıyordum İslahiye'de. Şimdi emir geldi, Ayşe tatile çıksın diye bir emir geldi. Bu emir üzerine biz Mersin'e gittik. Mersin'den de çıkarma gemisine bindik. Çıkarma gemisiyle beraber sabahleyin Cine sahiline çıktık. Cine sahilinde çıktık ama uçaklar üstten aşağı bombalıyor. Beşparmak Dağı bizim karşımızda. Beşparmak Dağı'nı bombalıyorlar. Denizden gemiler bombalıyor. Alttan tanklar, toplar. Beşparmak Dağı ateş yanıyor yani, kayalar yanıyor. Ama oradan da ateş ediliyor bize. Ateş ediliyor ama Beşparmak Dağı'nda 10 katlı asansör var.
raylı asansör sistemi kurmuşlar. İstedikleri zaman aşağı iniyor, istedikleri zaman sağa sola gidip geliyorlar yani. Bizim uçaklar nereye bombalıyorsa onlar bir üste çıkıyor. Veya bir kayıyorlar o yana bu yana. Neyse oraya biz geçtik. Biz Keşikbeli olduğumuz için bize verilen emir Beşbemat Dağı'nın arkasından